Yani anlamıyorum. Koskoca otelde başka bir oda daha nasıl olmaz? Yoksa uluslararası bir konferans falan mı var Paris'te? Şey, her yerden akın akın insanlar geliyorlar efendim. Büyük bir gece düzenlendi. Hasan Ali Ak Hasan adlı bir Türk, Fransız medyası tarafından ödüle layık görülmüş de. Tamam, teşekkür ederim. Monsieur, bir dakika. Bak şu köpeği de alıver. Heh. Kakasını yapıncaya kadar da buraya getirme, tamam mı? Hadi, merci, merci, merci beaucoup. Ay Ömer Bey, inanamıyorum, Paris'teyiz. Şu odaya bak, ne kadar şık, rüyada gibiyim. Bir top, şu duvar kağıtları aynı bizim eski evdeki duvar kağıtlarına benziyor. Ama nasıl diye sorma, sana battaniyeler kadar kolay açıklayamayabilirim. Bu uçak yolculuğu beni çok yordu Melek Hanım. Valla benim de gözlerimden uyku akıyor Ömer Bey. Yok, ben birden canlandım. Kendimi şimdi çok daha iyi hissediyorum. Emin misin Ömer Bey? Bak çok bitkin duruyorsun. Paris'e gelmişsin. Yorgun argın nereye çıkacaksın? Hadi gel yat da dinlen biraz. Ben gerçekten kendimi çok iyi hissediyorum. Uçakta zaten uyumuştum ben. Sen neden uyumadın? Aa, ne diyorsun Ömer Bey? O koskoca ızgara balığını, havyarı ve tatlıyı nasıl kaçırabilirdim? Ben de o göz var mı? Ben bir duş alacağım. Emir neredeyse gelir. Daha sonra onunla gidip bir lokantada iki lokma bir şeyler yeriz ve belki de ona biraz nasihat ederim. Eğer bu saçma sapan şey fikrinden, nedir o, gece kulübü fikrinden vazgeçirirsem... Melek Hanım, sen orada öyle durmuş benim soyunmamı mı seyredeceksin? Paris'e ilk defa geliyorum Ömer Bey, bir tadını çıkartayım dedim. Ah, işte Emir de geldi. Uzun zamandır kardeşimi görmemiştim biliyor musun? Tam 4 yıl oluyor. Biraz duygulandım galiba. Bak işte bu çok iyi Ömer Bey. Kalbinin sesini dinle. Bırak duyguların konuşsun. Merhaba genç adam. Merhaba abi. Bu da kim? Çok hoş bir hanım. Hey bak buna bayıldın işte. Ben Melek. Ben de Emir. Çok memnun oldum. Kusura bakma gelmeden aramam gerekiyordu. Umarım sizi rahatsız etmedim. Yo hayır. Hayır şey bu Melek Hanım şeydir. Dadısı, çocuklarımın dadısı olur. Demek çocukları da getirdin. Ne güzel. Neredeler? İstanbul'dalar. Dadı fantezisi ha? Yo Emir, sen yanlış anladın. Bu hanımın o taraflarda bezi olamaz. Yani ne benimle ne de başka bir erkekle. Ömer'e pencereyi açıp biraz daha bağırsaydı seni Londra'dan duymadılar. Söyle bakalım küçük kardeşim. Bu saçma sapan gece kulübü fikri de nereden çıktı? İşte yine başlıyoruz. Biliyor musun? Bir elinde içki, öbür elinde babamın serveti olsaydı anne anneme benzerdin. Sence küçük bir çocuk gibi davranmaktan vazgeçip büyümenin zamanı gelmedi mi ha? Zaten sen işten ne anlarsın ki? Kendini bu kadar önemsemesen çok iyi edersin abicim. Senin kardeşin olduğumu söylememe rağmen hani şu Hasan Ali Akasan'ın ölüm gecesine bile giremedim. Bu kadar ha? Bunu sen istedin. Benden günah gitti. Ne yapıyorsun ya? Ya dur. Ne yapıyorsunuz bakın? Kesin. Kesin. Konuşarak anlatamaz mısınız? İkiniz de cezalısınız. Ama önce o başlattı. Bana bak. Sana televizyon da yasak. Söyler misin senin neyin var? Abi senin için endişeleniyor. Hem sen gençsin. Bir sürü de paran var. Bana bak. Senin boyun kaç? 1.85 var mı? Tam 1.85. Güleyim bari. 1.84. Bak yine başladı. Yeter artık. Bıktım. Ben gidiyorum. Sen var ya, sen kolalı gömlekten başka hiçbir şey değilsin. Artı bu gece kulübüne de gelme. Zaten saat 10'da açıyoruz. Bu senin uyku vaktini çoktan geçer. Bana bak. Belki haberin yok ama ben her gece saat 11'de yatarım küçük bey. Çünkü ertesi sabah erken kalkıp çalışmam gerek. Bu utandırıcı manzaraya şahit olduğun için senden özür dilerim Melek Hanım. Ömer Bey, sen utandırıcı manzara görmemişsin.
annem ve teyzemin kalan son çikolatalı pasta dilimi için nasıl kavga ettiklerini görsen ne demek istediğimi çok iyi anlardın. Neyse, konuyu değiştirsek iyi olacak galiba. Ben hava yollarını arıyorum. Burada kalmamızın bir manası kalmadı. İstanbul'a dönüyoruz. Ömer Bey, olmaz. Kardeşinle kavgalı ayrılamazsın. Buna katiyen izin veremem. Bu onun kulübüne gitmek, şampanya içmek ve Fransız yemeklerinden yemek dahi olsa bu fedakarlığı yapmak zorundayız. Pekala, dediğin gibi olsun. Hı-hı. Madem buraya kadar gelmişiz. Zaten valizimde kolalı bir gömleğim daha var. Evet. Saat 4. Söyle bakalım Melek Hanım. Ne yapmak istersin? Dur bir düşünelim. Yakışıklı bir adam, güzel bir kadın. Paris'te baş başa birkaç saat ne yapabilirler acaba? Melek Hanım. Hadi Ömer Bey. Her şeyi boş verelim. Şimdi. Hemen yapalım. Hadi al beni. Al beni. Götür alışverişe.